Halk arasında Bağsur ya da mayasıl olarak da adlandırılan makatın çevresinde mevcut olan damarların bacaklarda görülen varisler gibi şişmesiyle oluşan bir hastalıktır. Oldukça rahatsız edici ve acı veren bir problemdir. Aynı zamanda birçok kişinin muzdarip olduğu çok yaygın bir sorundur. En sık karşılaşılan komplikasyon ise ıkınma sırasında ortaya çıkan kanamadır. İkinci sık yaşanan komplikasyon ise acı veren kan pıhtılarıdır. Hemoroidin sebepleri. Kabızlık, çok fazla un içeren bir beslenme düzeni, yeterli meyve ve sebze tüketmemek, kabızlık veya ishal, hamilelik, prostat büyümesi, doğum esnasındaki ıkınma baskısı, ıkınırken çok fazla efor sarf etme, ailevi yatkınlık, karaciğer sirozu, Oturur vaziyette çok zaman geçirmek. Mesleki sebepler. Hemoroidin belirtileri. Makatta kanama. Dışkılamada memeler ve şişlikler. Kaşınma ve irritasyon. Ağrı. ıkınırken acıma. Anüste beliren hassas ve sert bir yumru. Anüs çevresinde şişkinlik. Kabızlık hissi oluşması hemoroid belirtileri arasındadır. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Hemoroidler yani halk dilinde basur bulundukları bölgeye göre ikiye ayrılmaktadır. Anüsün dış kısmında cilt altında yerleşim gösteriyorsa dış hemoroid eksternal anüs dediğimiz dışkılama bölgesi iç tarafında yer alıyorsa iç hemoroid internal olarak ifade edilir. Hemoroide neden olan faktörler. Uzun süre tuvalette oturmak. Fazla ıkınmak. Kabızlık, stres ve düzensiz yaşam hemoroidi tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Yaşlılık. Karın içinde basıncın artması. Gebelik hatta obozite de hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırabilecek diğer faktörlerdir. Hemoroid kaynaklı şikayetlerin etkisini azaltmak için beslenme tarzı değiştirilmelidir. Zeytinyağlı yemekler ve lifli besinler tüketilmeli, günde 2-3 litre su içilmelidir. Tuvalette uzun süre kalınmamalıdır. Kırmızı et tüketimi mümkün olduğunca sınırlanmalıdır. Hemoroid rahatsızlığının beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilişkisi olduğu tartışılmaz gerçekler arasındadır hemoroid hastalığı konusunda genetik sebeplerden bahsedilmektedir. Ancak aile fertlerinin vücudundaki genetik yatkınlık aynı şekilde ailesinin benzer beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Bazı ailelerde beslenme alışkanlığına bağlı olarak kabızlık daha sık görülür ve kabızlık hemoroid oluşumunda en önemli etkiler arasındadır. Tuvalette uzun süre kalmak gibi kötü tuvalet alışkanlığı da bazı ailelerde sık rastlanan durumlardandır. Bunun da beslenme ile ilişkisi oldukça fazladır. Acı baharatlı yiyeceklerin tüketimi bazı toplumlarda daha yaygındır. Buna bağlı olarak makatta yanma ve ağrı hissi oluşur ve dışkılama esnasında ıkınmaya sebep olarak hemoroid riskini arttırır. Eğer hemoroid, basur söz konusuysa hastalığın ileri boyutlara gelmesini önlemek amacıyla bireyin hemoroid diyeti yapması oldukça önemlidir. Nasıl ki zayıflamak için belli bir diyet programına uyuyorsak, kişinin yaşam kalitesini düşüren hemoroidi önlemek için de harf harfine bu hemoroid diyetinin uygulanması gerekir. Hemoroid rahatsızlığının oluşumunun önüne geçmek, hemoroidin ilerlemesini engellemek ve hemoroid hastalığından kaynaklanan şikayetleri azaltmak için uyulması gereken beslenme şekli vardır. Buna hemoroid veya basur diyeti de denmektedir. Buradaki besinlerin tüketilmesi gereken ve tüketilmemesi gerekenler olarak ikiye ayırabiliriz. Tüketilmesi önerilen besinler. Kepekli veya tahıllı gıdalar. Daha doğal olan kepekli un ve tam buğday unu ürünleri tüketmek sindirime büyük fayda sağlamaktadır. Bunların yanında yulaf, çavdar, kepek ekmeği, buğday kepeğinin de tüketilmesi önerilir. Sebzeler olabildiğince her öğünde tüketilmelidir. Bağırsağın rahat çalışmasını sağlar ve kabızlığı engeller. Brokoli, ıspanak, lahana, kereviz, karnabahar, enginar, pırasa, bürüksel lahanası, bamya, bezelye gibi besinlerin aşırı, aşırıya kaçmamak kaydıyla tüketilmesi önerilir. Sebzeler rahatsızlığın iyileşme sürecinde de yardımcı olur. Kabızlığı önleyerek hemoroid rahatsızlığının tekrarlamasını da önler meyveler. Her akşam meyvenin kabuğu soyulmadan tüketilmesi, sebze gibi bağırsakta posa bıraktığından bağırsakların rahat düzenli çalışmasını sağlamakta ve kabızlığı engellemektedir. Elma, üzüm, armut, incir, kayısı gibi meyvelerin kurutulmuş veya komposto şeklinde de tüketilmesi önerilir. Vücut direncini arttırmada sebze ve meyvelerin önemi oldukça büyüktür. Baklagiller Bitkisel protein ve lif açısından zengin bir besin grubu olan baklagiller hemoroid rahatsızlığını önlemekte faydalıdır. Merzimek, bulgur, nohut, bakla, kuru fasulye gibi besinler önerilir. Kuru yemişler Ceviz, fındık ve bademin gün içerisinde tüketilmesi önerilir. Sarımsak Doğal antibiyotik özelliği olan sarımsağın düzenli bir biçimde tüketilmesi birçok rahatsızlıkta olduğu gibi hemoroid rahatsızlığında da önerilmektedir. Kabızlık tedavisinde kayısının önemli bir yeri vardır. Anlatılan meyvelerden farklı kayısı bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlığı çözer. Kayısı taze, kuru, komposto, kayısı suyu her ne şekilde olursa olsun tüketilmesi önerilir. Ve bütün hepsi oldukça etkilidir. Bunların yanında normal hayatımızda da büyük önem taşıyan suyu düzenli ve yeterli miktarda tüketilmesi gerekilmektedir. 2 veya 2,5 litre olması önerilir. Bağırsakların sağlıklı bir biçimde çalışmasını öte yandan tuvalet esnasında dışkının daha yumuşak ve daha kolay olmasını sağlar. Tüketilmemesi gereken besinler Acı, ekşi, baharatlı gıdalar, Acı yendiğinde yanma hissiyle tuvalette daha fazla ve şiddetli ıkınma ya da tuvalette daha uzun kalmak hemoroide sebep olabilir. Hemoroid şikayetlerini arttırabilmektedir. Makat bölgesinde tahriş oluşturabilen gıdalar. Domates, patlıcan ve baharatlar bazen şikayetlere sebep olabilmekte. Böyle durumlarda hangi gıda olduğu tespit edilerek ondan uzak durmak gerekmektedir. Aşırı alkol kullanımı, Fast food tarzı yiyecekler, rafine gıdalar, hazır gıdalar, tuzu çok fazla tüketmek, kahve, kola, çay gibi içecekler, yoğurt ve süt ürünleri fazla tüketildiğinde bu durumda makat bölgesinde kaşıntıya neden olmaktadır. Hemoroid ile beslenme arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yediğimiz ve içtiğimiz gıdaların vücudumuza sağladığı yararların farkında olmak Sadece hamurait basur değil birçok hastalığında da önüne geçmekte yardımcı olacaktır. Yemekleri sadece karnımızı doyurmak için yememiz gerekir. Protein, vitamin, karbonhidrat ve benzeri besin öğelerini dengeli bir biçimde tüketerek bilinçli ve seçici davranarak vücudumuzu sağlıklı besleyerek yaşam kalitemizi artırabiliriz.